Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Irmak TV'de yeni bir programla karşınızdayız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bazı sureleri temelinde anlayıp onun altın ikliminde seyahate gayret edeceğimiz Kur'an Ufku programında Cuma akşamları Ali Ünal hocamla birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta müsaade ederseniz Kur'an'ı tanımakla programımızı değerlendirelim istiyorum. Bu mealde Kur'an nedir diye başlarsak ne deriz hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından bilinen ve Müslümanlarca kabul edilen ana özelliği veya tarifi, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun vasıtasıyla bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş olan Cenab-ı Allah'ın kitabı. Daha önceki peygamberlere gönderilmiş kitaplardaki bütün hakikatleri içinde barındırdığı gibi, onlarda olmayan ve kıyamete kadar insanlığın ve cinlerin hepsinin ihtiyaç duyacağı hakikatleri de kapsayan Cenab-ı Allah'ın bir manada kelamı, ezeli ve ebedi Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın çok değişik tarifleri yapılmıştır. Bu tarifler bir manada Kur'an-ı Kerim'in değişik veçelerine, değişik özelliklerine temas eden tariflerdir. Ve müsaadenizle birkaç tanesini arz edeyim, hepsini hafızamda kalmadığı için. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinde şu ayetleri görüyoruz mealen. Ramazan ayı ki insanlar için hidayet, furkan ve hidayetin apaçık delilleri olarak Kur'an o ayda indirildi. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanan. Yani Efendimiz'e vahyi mi? İlk vahiy olarak Efendimiz'e Ramazan, evet, Ramazan ayında başlanan. Bu konuda birkaç şey var, iki ayrı görüş var. Bazısı inzal, Kur'an-ı Kerim'in bir inzal tenzili vardır. Bunlar biraz teknik meseleler. Yani inzalinin Ramazan'da Kadir Gecesi'nde olduğu, tenzilinin Recep'in 27'sinde başladığı gibi veya Efendimiz'e indirilmesinin Kadir Gecesi'nde başladığı gibi. Fakat önemli olan o değil. Demek Kur'an-ı Kerim Ramazan'la doğrudan bir münasebeti var. Ve Furkan diyor. Yani Furkan, hakla batılı birbirinden ayıran demektir. Hakla batılı, doğruyu da yanlışı ayıran ve apaçık bir hidayet olarak. Ki kendisinde Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde hemen ذَٰلِكَ الْكِتَبْ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَ Orada da baştan sona bir hidayet olarak Kur'an-ı Kerim tarif buyurur. Bu Bakara suresi 185. ayet. Sonra Yunus suresi 37. ayette bu Kur'an Allah'tan başkasınca bir yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak o kendinden önceki ilahi kitapları tasdik etmek ve kitabı ayrıntılı olarak açıklamak içindir. Cenab-ı Allah'ın kitabı en nihayet Kur'an-ı Kerim'de tamamıyla insanlara gelmiş, indirilmiş. Evet. Bunlara bazı burada kitaptan kastın lehü mahfuz olduğu söyleniyor. Bu da çok önemli değil. Yani Kur'an olarak indirilen Cenab-ı Allah'tan gelen bütün hakikatlere havi Kur'an-ı Kerim ve önceki indirilen kitapları da asli halleriyle tasdik edicidir. Tasdik edicidir. Evet. Sonra akıl edeseniz diye Arapça bir Kur'an indirdi. Kur'an'ın önemli bir hususiyeti Arapça olmasıdır. Muhakkak Kur'an en doğru olana iletir. Daima her zaman doğruya iletir. Ve sonra Kur'an-ı Kerim lehü muhafızda kerim bir kitaptır, Kur'an'dır, okunan bir kitaptır buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz'in genişçe bir tarifi var Kur'an-ı Kerim'i. Onu da verecek olursak, sizden öncekilerin tarihi, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü ondadır. İnşallah bunları programlarda tek tek ele alacağız. Kur'an hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. O bir eğlence değildir. Her kim zorbalığından dolayı onu bırakırsa Allah onu boynundan kırar. Her kim hidayeti ondan başka bir şeyde ararsa Allah onu dalalete düşürür. O Allah'ın sağlam ipidir. Urvetel Vuska olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Sağlam ipidir. O zikri hakimdir. O sırat-ı müstakimdir. Yani dosdoğru yoldur. O arzuların saptıramadığı, dillerin karıştıramadığı, alimlerin doyamadığı, fazla tekrarlanmaktan eskimeyen, hayranlık veren, yanları bitmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki cinden bir grup onu dinlediği zaman biz doğruluğu gösteren ve hakka götüren, hayranlık verici bir Kur'an dinledik ve iman ettik demekten kendilerini alamamışlardır. Ona dayanarak konuşan doğru söz söylemiş, onunla amel eden sevap kazanmış, yani gerçeği bulmuş ve onun karşılığını almış.
onunla hükmeden adalet etmiş ve ona çağıran da doğru yola çağırmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen pek çok sözlerinde, çoğu hadislerinde olduğu gibi yine bu Cevami-ül Kerim denilen ve az sözle bir çok manalar ifade eden evet bir Kur'an tarifi. Bunun dışında alimlerimizin biraz tefsirin veya Kur'an ilimlerinin şeyine giren, sahasına giren bir kısacık tarif vardır ki o da Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılı. Çünkü elimizde Kur'an deyince yani iki kapak arasında denir. Evet. Şimdi şurada olduğu gibi iki tane kapak arasında mesela bir Kur'an-ı Kerim derlenmiş, toplanmış bir araya. Çünkü 23 senede indirildiği için sonra bir kitap halinde bu şekilde toplanmış, derlenmiş. Ve tevatür yoluyla nakledilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in, bunu da inşallah üzerinde duracağız. Yani bir harfi bile değiştirilmemiştir. Bir harf çıkartıp Kur'an-ı Kerim'e bir harf dahi ilave edilmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiği gibi aynen bize kadar gelmiştir. Ve okunmakla ibadet edilen, icaz, yani tamamen mucize olan Allah'ın kelamıdır. Ve bunun dışında Bediüzzaman Hazretleri'nin son derece önemli, ben o uzun bir tarif var, onu bir manada 25. söze ve İşaratül İcaz'a havale edeceğim. Çünkü burada yani biraz üzerinde durulması gereken, normal belki insanların çalışması gereken bir tarif olduğu için onu oraya havale edip sadece fakat Kur'an'la alakalı çok önemli bir tespitini arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in üstünde icaz vardır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim mucize. Tamamıyla bir mucizedir. Baştan sona Kur'an-ı Kerim denebilir ki hatta her harfiyle belki bunu bazıları mübalağa diyebilir. Fakat inşallah programlarımızda geri geldiğinde üzerlerinde durmaya çalışırız. Aslında Kur'an-ı Kerim her harfiyle Allah'tan gelen bir mucizedir. Beşer onun hiçbir en küçük suresinin ki inna ataynakel kevser fesalli rabbike benhar inne şaneke velebter öbür suredir. En küçük bir suresinin dahi benzerini beşer meydana getiremeyeceği. Dolayısıyla mucize olmakla zaten bizatihi Allah kelamı olduğunu ispat eder. Böyle bir mucizedir. Yani mucize olması benzerinin yapılamaması mı demek? İnşallah üzerinde duracağız. Evet, insanlar aciz kalır. Onun bir suresinin yani tam 7-8 mertebede yine Hazreti Bediüzzaman'ın tespitiyle Kur'an'daki ayetleri inşallah onları da zikrederiz. 8 mertebede insanlara meydan okumuştur. Yani bir suresini dahi bütün insanlara bir araya gelse, bütün alimleri, bütün edebiyatçıları, bütün mütefekkirleri, bütün söz üstadları bir araya gelse, Kur'an-ı Kerim bir suresinin dahi benzerini, bırakın kendisini, benzerini dahi meydana getiremez. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönleri sadece benzerini meydana getirememesi değil. Bunu Bediüzzaman Hazretleri 7 esas etrafında topluyor. Ve bu 7 esası bölünce, yani bir manada açıklamaya başlayınca, 200 diyor. Yani 200 kendisinin tespitiyle Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yanı vardır. Fakir bir çalışmamda bu 200'ün 50 küsurunu kadar tespit edebilmiştim üstadın eserlerinden. Kendisi 200 kadar diyor Kur'an-ı Kerim'in mucize. Yani bir benzerinin meydana getirilememe özelliği vardır. Yani İnşallah, 200 yönden insanı aciz bırakıyor. Aciz bırakır. İnsanları ve cinleri yani bütün cinleri, yaratılmışları, varlıkları aciz bırakır. Üzerinde böyle bir mühür var. Yani Kur'an-ı Kerim böyle bir mühür var. Kimse bugüne kadar açamamış. Da yapılamamış tabii değil mi hocam? Hiçbir zaman yapılamamıştır. Buna teşebbüs edenler sadece affedersiniz maskara olmuşlardır. Ve onlar maskara olunca da daha sonra teşebbüs edilememiştir. Meşhur edebiyat ustası, belagat ustası Cahiz bizim tarihimizde. Onun çok güzel bir sözü vardır. Eğer diyor yani Kur'an-ı Kerim'in sözle bir benzerini meydana getirebilseydi getireceklerdi. Fakat onunla Kur'an-ı Kerim'e mukabele edemediler. Kur'an-ı Kerim'e mukabele adına kılıca sarıldılar diyor. Yani kılıca sarılmaları ve sözle mukabele edememeleri de Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir mukabele edilemeyeceğini, onun benzerini meydana getiremeyeceğini apaçık yoksa gösterir. Çok kolay olurdu. Yine hodri meydan yani dünyanın bütün mütefekkirlerine, bütün edebiyatçılarına, bütün belagat ustalarına, bütün bilginlerine, dini ilimler sahasında veya fenler sahasında bütün alimlere, bütün tarihçilere yani ne kadar insanlar varsa ya bu noktada çalışabilecek bir araya gelsinler diye Kur'an-ı Kerim. Hepsi bir araya gelsinler. Hatta bunların üzerinde sizin mesela müşriklerin tanrı kabul ettikleri varsa mesela şeytan da alsınlar yanlarına, başkalarının da alsınlar fark etmez. Kur'an-ı Kerim bir suresinin dahi benzerini 200 noktada yani Bediüzzaman'ın tespitiyle meydana getiremezler.
Üstünde böyle mühür var. Altında bürhan veya delil. Kur'an-ı Kerim tamamıyla delil üzerine oturur. Yani hiçbir zaman mesela insanlar birbirlerine konuşurken biz bazen mehazin kutsiyeti yani inandığımız bir insanın sözünü bu söylüyorsa doğrudur deriz. Onun için mesela bazı zatlar bu noktada Hüccetül İslam denmiştir. Mesela İmam-ı Gazali Hüccetül İslam. Yani İmam-ı Gazali'ye bakan bir insan İslam'ın doğruluğunu anlar. Yazdıklarına bakan, konuştuklarına bakan, hayatına bakan bir insan onun doğruluğunu anlar. İslam'ın bir hüccetidir mesela. Fakat bunların sözlerine ama Kur'an-ı Kerim Allah kelamı fakat buna rağmen yani Cenab-ı Allah her şeyi en doğru, tam doğru bilen olduğu halde, inandığımız halde ama Cenab-ı Allah kitabını indirirken oradaki ifade buyurduğu bütün gerçeklerin delilleri de vardır. Bu biraz hiçbiri aklı doyurma delilsiz değildir. Ama. Aklı da ikna eder, kalbi de ikna eder, ruhu da ikna eder. İnsan aklının pek çok melekeleri vardır. Mesela hani bunlar bir manada semalara benzetilmiştir. Yani nasıl yedi sema varsa insanda da muhakeme gibi, müfekkire gibi, tefekkür gibi, taakkul, akletme gibi, izan gibi, tasdik gibi insanın zihnimizde pek çok şubeler vardır. Bunların her birini Kur'an-ı Kerim en sonunda tam bir tasdik ve izan uyaracak derecede her birini tatmin ettiği gibi insanın iç melekeleri vardır bir de. Mesela ruh, kalp, sır, hafi, ahfa gibi bunlara isimler verilmiş. Bunların tamamını da tatmin eder. Bir de enteresandır, Kur'an hisleri de tatmin eder. Sadece hisleri değil, Kur'an yani hislerdeyken dahili hissiyatımızı, duygularımızı tatmin ettiği gibi harici duyularımızı, beş duyumuzu mesela gözümüzle tatmin eder, burnumuzla tatmin eder, kokusunu alabilirsek onun, kulağımızla tatmin eder. Çünkü inşallah ileride bunların üzerine ayrıca durmak gerekir. Mesela günde 40 defa Fatiha suresini okuruz. Fatiha suresi 3 veya 4 satır en fazla tutar. 7 ayette müteşekkildir. Fakat günde 40 defa Fatiha suresini okuduğumuzda 41. defa okuma adına hiçbir usanç gelmez. Hiçbir usanç gelmez. Hatta fazla okudukça daha fazla zevk verir. En fazla mesela sevdiğimiz bir şiiri, en güzel bir sözü, hoşumuza en çok giden bir edebi parçayı en fazla 3 defa, 4 defa okusak, 4 defa, 3 defa dinlesek ondan sonra artık gına gelir ve yoruluruz. Hatta artık gözümüzde matlaşır. Evet. Fakat Kur'an-ı Kerim nasıl üzerinde inşallah yine durulması gereken bir hususiyeti olarak zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de okundukça insana daha fazla tat verir. Katiyen usanç vermez. Mesela hani müstahsen İslam'da güzel görünmüş adetlerdendir. Bayram arefelerinde 500 defa ihlas okumak. Zannederim mesela 500 ve insanlar 1000 defa da okusa, birinci defa da o ihlası birinci defa okuyor gibi okur. Yani günde belki her gün, 3 günde bir, haftada bir, 10 günde bir, ayda bir Kur'an'ı hatmedenler vardır. Fakat Kur'an'ı her hatminde hiçbir zaman bunlar en ufak bir şekilde usanç duymazlar. Küçük yani, çocuklar bile bıkmıyorlar. Küçük çocuklar hocam. Da bir Kur'an zor yani ifadelerinde en kolay ezberlenen bir kitaptır. Evet. Ben burada yine hani bir meydan okuma yapayım. Kur'an'a dayanarak bütün insanlara. Hani bazıları hani Kur'an harfleri okunmaya veya öğrenilmeye çok zor falan gibi böyle şeyler söylerdi. Alakası yok. Mesela bugün okullarımızda, ilkokulda günde 6 saatten öğrencilerimiz 4 ay içinde okuma yazmayı ancak sökerler. Evet. En zeki öğrencilerin de 2-3 ayda ancak söktüğünü görürüz. Bir senenin sonunda ancak biraz okuyabilirler. Fakat Kur'an-ı Kerim'i normal zekada bir çocuk bir ayda öğrenebilir okumayı. Bir ayda öğrendiği gibi mesela hiçbir Kur'an-ı Kerim çapında hiçbir kitap ezberlenmemiştir tarihte. Evet. Diğer ilahi kitaplar da ezberlenmemiştir. Hatta enteresandır, ben bir Amerika'dan gelen ilahiyat doktoruyla tanışmıştım bir münasebetle. Dedim, siz ilahiyat doktorusunuz, Kitab-ı Mukaddes'i okudunuz mu dedim. Yani eldeki Kitab-ı Mukaddes, Kitab-ı Mukaddes dedi, kapkolun dedi, okunmaz ki dedi. Ya dedim, sen bak onu çalışıyorsan, Hristiyansın, ben Müslümanım, öyle vazifem de yok. Ben dedim okudum, sen mi okumuyorsun? Ben dedi, işte Hristiyan bir ilahiyat üzerinde çalışıyorum. Yani bırakın bunu yani ezberlemeyi, tamamını bile okumaktır. Okuyan çok azdır. Evet. Tamamını okuyan çok azdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'i en kolay ezberlenen bir kitaptır. Orta hafızalı seviyede hafıza olan bir insan 3 veya 4 ayda çok rahat Kur'an-ı Kerim'i de ezberleyebilir. Ve her yıl dünyada yüz binlerce hafızın yetişmesi buna da en açık delildir. Kur'an-ı Kerim bu noktada insanın bütün dahili ve harici hislerini, duyularını, duygularını da tatmin eder.
Bu bakımdan 6 diyor Hazreti Üstad, delil yani. Bir bürhan ve delil üzerine Kur'an-ı Kerim oturur. Sonra arkasında ayrıca onun dayandığı çok önemli bir şey vardır ki vahidir. Yani Kur'an-ı Kerim arkası çok sağlamdır. Hiçbir kimse ona şüphe atamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 senede Allah'tan gelen bir Kur'an-ı Kerim bir vahidir. Ve dolayısıyla vahiy olmasa sebebiyle, Allah'ın kelamı olmasa sebebiyle ayrıca bütün diğer sözlere karşı bir faikiyet üstünlüğü olduğu gibi en ufak bir şüphe de ona dahil olamaz Kur'an-ı Kerim'e. Arkasından, önünden, hiçbir yandan dahil olamaz. Önünde hedef olarak Kur'an-ı Kerim iki cihanın saadeti. Yani sadece beşer ve cinler için hem dünyada hem ahirette saadeti hedef alır. Böyle bir kitap yok tabii hocam. Yok tabii. Ahiret saadeti adına hiçbir şey yok. Ahiret saadeti sağlayacak başka zaten. Başka yani bu konuda yazılmış bütün kitaplar Kur'an'a dayanır. Evet. Hepsinin kaynağı Kur'an'dır. Kendisini akla tasdik ettirir, vicdana da tasdik ettirir diyor Kur'an-ı Kerim. Buna ihtiyaç var mı hocam, akla tasdik ettirir? Elbette ihtiyaç var. Çünkü şu öyle, özellikle günümüzde, yani günümüzde son derece bu önemli. Mesela günümüz akıl ve ilim zamanı ve Hazreti Bediüzzaman kıyamete kadar da diyor insanlar kıyamete doğru yani zaman bundan sonra daha çok ilme ve akla dökülecek. Dolayısıyla bütün meselelerini ilme ve akla tasdik ettiren İslam diyor gelecekte hakim olacak inşallah. İnşallah. Burada Kur'an-ı Kerim bu noktada önemlidir. Çünkü insan inandığı bir şeye baş koyar. İnandığı bir şeye, itimat ettiği bir şeyin peşinden gider. Kur'an-ı Kerim bir rehber olduğuna göre, hepimiz için külli bir rehber olduğuna göre bir her ne kadar ona karşı mesela bir taklidi imanla Allah kelamı her şeyi doğrudur diye icmali şekilde inansak dahi fakat onu başkalarına anlatma, onun bir rehber olması, onun bir her bakımdan bizi tatmin etmesi ve dünya ve de ahirete saadete götürmesi elbette aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi, vicdanımızı ikna etmeye bağlıdır. Yoksa araya en ufak bir şüphe girse hem o şüpheden dolayı ondan istifade edilmez, hem de rehber olma vazifesini göremez. Dolayısıyla Kur'an üzerinde çalışan, bilhassa iman ve Kur'an cemaati olduğuna inanan insanların birinci, en önemli vazifesi, Kur'an'ı çok iyi anlama, herkesten daha iyi anlama ve insanları anlatırken de o deliller üzerinde anlatma, akıllarını da bu noktada ikna etmedir. Aynı zamanda dinde esastır çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz Resul göndermediğimiz kimseye azap etmeyiz diyor. Evet. Yani tebliğ gitmeyen insanlar bir manada mesul de olmazlar kendilerine tebliğ gitmezse. Tebliğ belâ kökünden gelir. Yani meseleyi sonuna kadar şüphe bırakmayacak şekilde anlatma demektir. Hiç mi mesul değiller yoksa Allah'a inanmak? Allah-u Alem belki tebliğler kendilerine giden tebliğ ölçüsünde mesuller. Evet. Her ne kadar Maturidiler Ehl-i Sünnet'in Allah'ı bilmekle mükelleftir dese de Eşariler onunla da mükellef tutmuyor. Ve bu inşallah üzerinde belki dururuz. Bu İsra Suresi 44. ayeti bu noktada çok açık. Meseleyi iki noktada yani anlayacağımız şekilde inşallah onun üzerinde ayrıca yani durabiliriz. Hocam bir de kısaca dünya saadeti dediniz. O noktada Kur'an'ın nasıl bir rehberliği var? Kur'an-ı Kerim burada Efendimiz'in hani şurada biraz önce okuduğum hadis-i şerifte buyurulduğu gibi her şeyin hükmü Kur'an'dadır diyor. Her şeyin hükmü Kur'an'dadır ve onunla diyor hükmeden yanlış yapmaz, doğruyu bulur. Onunla amel eden diyor sevap kazanır, gerçek o yapılması gerekeni yapmış olur. Kur'an-ı Kerim düşünmeden inanca, duygularımızdan, yaşayışımıza, hareketlerimizden, sözlerimize kadar hayatımızın tamamını tanzim eden bir kitaptır. Ona uyarsak mesela, Kur'an'a göre düşünebilirsek, Kur'an'a göre inanabilirsek, Kur'an'a göre amel edebilirsek, Kur'an hayatımızı yani Kur'an'la tanzim edersek, Kur'an'ı hayatımıza hayat yaparsak gibi ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Yani aklımda yanlış anlamışsa aslında tam okuyamayacağım. Ey iman edenler, Allah ve Resulü yani size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ona uyun diyor, Allah Resulüne uyun. Demek ki yani esas hayatımızın hayatı, tamamen Kur'an'dadır. Hayatımızı her bakımdan ona göre yaşadığımızda Kur'an-ı Kerim yani dünya adına saadet sadece bu tek boyutlu bir saadet değil. Aklımız mesela ikna ile, yani aklı iknanın da insana verdiği fevkalade bir zevk vardır. Zevk-i ruhani vardır ki o hiçbir maddi zevk ona ulaşamaz. Ruhu iknanın veya ruhun zevkine hiçbir maddi zevk ulaşamaz. Bunun gibi hislerin zevkine hiçbir maddi zevkler oluşamaz. Kur'an-ı Kerim bu noktada tam bir saadet verdiği gibi aynı zamanda bize günlük hayatımızın bütün
ünitelerinde, şubelerinde, mesela siyasi hayatımızda, ekonomik hayatımızda, sosyal hayatımızda, ferdi hayatımızda, cemiyet hayatımızda, bunların tamamında Kur'an-ı Kerim tam bir saadet verir. İslam'ın özellikle ilk 11 asrı, Efendimiz'le başlayan ilk 11 asrı ki bizim tarihimiz yazılmamıştır. Ben yani Osmanlı tarihi olsun, özellikle İslam tarihi olsun, yazılan tarihlerden bu tarih adına çok bir şey şahsen almıyorum. Belki benim alamam kabiliyet sizin de olabilir. Fakat tarih sadece baktığımız zaman savaşlar anlatılıyor. Veyahut da işte tarih denilince sadece diyelim bir takım saray entrikaları anlatılıyor. Siyaset entrikaları anlatılıyor. Oysa işte bunlar sadece tarihin diyelim, insanlık tarihinin bir boyutuna bakar. Onun dışında bizim öyle muazzam bir medeniyet tarihimiz vardır ki gerek bu uzunun ilk 6-7 asrı, 4 halife hazretleri, Emeviler ve Abbasilerle temsil edilen ilk dönemleri, bunun dönemleri daha ziyade ilim ve maneviyat asırlarıdır. Yüzbinlerce çok büyük veli ve yüzbinlerce her sahada çok büyük alimler yetişmiştir. Bu dönemdeki İslam'ın ilmi gelişmeleri anlatma adına batılılar arı kovanı gibi yitirdiler. Yani İslam dünyası sürekli böyle ilim yolunda hicret eden, oradan oraya giden, talebelerle ve alimlerle dolu ilim şeydi bunu arı kovanı gibi ettiler. İmam Gazali Hazretleri zamanında uçak yoktu, bilgisayar yoktu. Fakat diyor ki Tunus'ta yazılan bir kitap Bağdat'a diyor 3 ayda geldi. İlim zamanımızda gerilet diyor. Yani demek ki İslam dünyasının Kurtuba'dan Endülüs'te yani Kurtuba'dan ta en doğuda Maveraün Nehre kadar böyle bir coğrafyada yazılan bir kitap birkaç ayda herkesin eline geçiyordu veya en azından okuyacak talebeden eline geçiyordu. Ve bir naklediliyordu bu kitaplar. Bugün biz bırakın yani başka yerlerde Türkiye'de bile hangi kitaplar yayınlanıyor farkında değiliz yani. Dolayısıyla bu hani bu medeniyet tarihimiz yazılmamıştır bizim. Daha sonraki ikinci İslam'ın bir dönemi var Osmanlı'da temsil edilen. Osmanlı da bir kudret ve ruh medeniyetidir. Tamamen çok alabildiğine hassas, çok incelerden ince bir ruh ve kudret medeniyetidir. Bu da yazılmamıştır. Bilmiyorum siz yani bunu tavsiye edebileceğiniz veya tarihçilerin iyi bir Osmanlı tarihi varsa baştan sona okumaya hazırım bunu anlatan yani ki. İslam medeniyet tarihi deyince bile sadece elimizde hep bir tane tercüme var. Küçük bir de küçük bir tercüme var. Bart olduğunu zannediyorum İslam medeniyet tarihi. O da bir Ömer Rıza Doğru hakkında yanlış anlaması da tercümesidir. Onun dışında bir Batılı'nın yazdığı, Müsteşrik'in yazdığı, onun dışında ciddi bir medeniyet tarihimizin olduğunu bilmiyorum yani. Evet. Ve bu yani nasıl saadete ulaştırdığını misaldir bu. Apaçık bizim 11 asırlık yani yaşandığı dönemde misaldir. Herkes mutluydu dünya adına diye. Genellikle hocam. Yani zaten hiçbir zaman insanların tamamı mutlu olmaz yani. Yani evet. İslam dairesinde de tamamı mutlu olmaz ama önemli olan burada %80'e diyor Hazreti Üstad yani. Bir medeniyet %80'e mutluluk getirmişse o medeniyet gerçek medeniyettir. Modern medeniyeti tenkit ederken %20'sine diyor yalancı bir mutluluk getirmişsin. Buna diyor medeniyet denmez. Ama Kur'an en azından %80'e gerçek bir medeniyet getirmiştir. O noktada 11 asır böyle bir saadet dönemi, sadece Efendimiz'in zamanı değil, sonraki asırlarda da bir saadet dönemi olarak bakılabilir. Evet. Kur'an'ın içi diyor muhtevası baştan sona hidayettir. Arz ettiğim gibi bakın bir harfi dahi Kur'an-ı Kerim hidayettir. Her harfi yani dahi hidayettir. Yani herhangi bir ayeti okuyunca hidayete vesile olur mu? Sadece ayete değil. Yani çünkü hidayet için Allah'ı bilmek, Kur'an'ı bilmek, Efendimiz'i bilmek, ahirete inanmak gerekiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e inanma, Allah kelamı olduğu inanma adına bir harfi bile yeterlidir. Ben bu noktada ümmi bir zatın sadece diğer alimlerde göremediğim, hani Allah herkese aynı şeyi göstermiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiği gibi aynen bugüne kadar nasıl geldiği konusunda kitaplar yazılmıştır çok. Çok kitaplar yazılmıştır. Misaller verilmiştir. Yani ve hatta Hazreti Osman döneminde dahi çoğaltılan kitabın nüshaları bulunmuştur yani. Bu nüshalar dahi bulunmuş ve çoğaltılmıştır bunlar. Bunlardan daha bence kuvvetli bir delil var ki hani daha kuvvetli delil var ki o da Abdülaziz Eddebbâ Hazretleri var. Bu zat ümmi bir zattır. El-İbriz diye kitabı vardır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri ki yanlış bilmiyorsam hicretin 3. asrında, İslam'ın 3. asrında bunlar. Hatta 2. asrın belki 2. yarısında yaşayan insanlar.
onun mürididir ve her defası anlatırken Ümmi Şeyh'im Abdülaziz Ettebbi Hazretleri söyledi ki der. Yani kaleme alan... Ümmi'den kastımız okuma hocam, yazması okuma yok. Yazması yok. Okuma yazması evet. Yok ama öyle bir Kur'an şeyine, yani Kur'an demek ilmine sahip ki, belki daha sonra öğrenmiş veya Kur'an dışında belki bir okuma yazması olmamış. Çünkü verdiği misaller bana çok derece önemli geldi. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim nasıl bir harfi dahi ona delil olur? Mesela Kur'an'da diyor bazı kelimeler vardır ki aslında aynı şekilde yazılması gerektiğinde aynı yazılmaz. Mesela mi'e kelimesi. Mi'e yüz demektir yüz. Madem Arapçada. Mesela Enfal suresi 65 ve 66. ayetlerinde geçerken mim, hemze ve te ile yazılır. Ve fakat hemze burada elifin üzerine koyarlar genellikle, yani mim, elif, hemze ve te ile yazılır mi'e. Evet. Fi'e de aynı. Sadece bir fe ile mim farkı var. Fakat mimden sonra mi'e de hemze elifin üzerine yazılırken fi'e de araya bir ya girer. Niye girmiştir bu? Okunmaz o ya. Orada okunmaz ama fi'e diye. Daha sonra hemze normal hemze olarak yazılır. Fakat işte Bakara suresi 249. ayette ben baktım Kur'an'lara hakikaten öyle dedim. Baktım bütün Kur'an'larda öyle. Mesela bu Suudi Arabistan'da basılan bir Kur'an. Mesela bazı yazılışta bizim Türkiye'de basılanlarda çok kısmi farklılıklar var. Yani yazılış noktasında ama aynı okuyoruz. Orası aynı abi. Okuyoruz, önemi yok. Fakat baktım yazılış noktasında bunlar da burada da aynı. Yani mi'ye, mim'den sonra elif üzerine hemzeye de yazılırken evet. Fi'ye ya üzerinden sonra hemzeye de yazılıyor. Niye böyle? Kimse bir şey söyleyemiyor. Kimse bir şey diyemiyor. Yani bunu daha sonra alimler böyle yazmış olsaydı şundan dolayı diyebilirdi. Efendimiz'den böyle gel diyorlar. Demek ki onlar birbirinden aynen yazılmış. Yani evet. O dönemde aynen yazılmış. Ve dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle yazdırdığı için yazılmış. Ve bütün tarih boyu yazılan bütün kitaplarda bunlar böyledir. Yani değişiklik değildir. Olsaydı bu değişirdi mi? Bu değişirdi en azından. Evet. Çünkü bu yani değişir. Ya ikisi zaten aynı kelime. Niye yani bunu evet. ikisini aynı yazalım denebilirdi. Bakın daha önemli, çok daha yine önemli bir şey. Mesela Hac suresinde se'av, yani say etmek, gayret etmek fiili. Se'av onun çoğuludur yani. Se'av evet. çoğuludur. Vav'dan sonra elif-i zayide derler. Ben bunda inanmıyorum. Yani bunu alimler zayid yani o da fazladan bir elif derler. Fakat ben Kur'an-ı Kerim'de fazladan hiçbir harfin olduğuna inanmıyorum. Mesela hani bu insanda da kör bağırsak, bir zaman hani davrimciler bunu misal verirlerdi. Yani işte bu kör bağırsak insanda lüzumsuz olarak orada kalmış. Halbuki daha sonra bunun ne kadar şey oldu, vazifeler olduğu ortaya çıktı. Evet. Ortaya çıktı. Nasıl insanda kainatta Cenab-ı Allah'ın tek bir israf, fazladan bir şey yoksa Kur'an-ı Kerim'de de olması mümkün değildir. Burada çünkü vav'dan sonra alimlerin zayid elif, fazladan elif dedikleri bir elif varken, çünkü bu cemiyenin sonunda konur Arapça'da biliyorsunuz yani o evet. şeylerde. Fakat 34 Sebe suresinin 5. ayette se'av'dan sonra elif yoktur. Aynı kelime, aynı mana, aynı çoğul. Fakat Hac suresi 51. ayetinde se'av'dan sonra, vav'dan sonra elif zayid eden elif var. Fakat Sebe suresi 5. ayette se'av'dan sonra, vav'dan sonra elif yok. Zayid elif yok. Eğer gerçekten bu elif zayid olsaydı, o zaman burada da olması gerekirdi. Evet. Ve hiç olmaması gerekirdi. Bir evet. yerde var, diğer tarafta aynı kelimenin sonunda yoksa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yazdırmışsa, bize düşen buradaki elifin manası nedir? Burada düşmesinin sebebi nedir? Onu mutlak surette bir mahmil bulmak lazım. Mutlaka açıklanması gerekir onun. Çünkü orada bizim üzerinde muhakkak durulması gereken bir anlam mutlak surette vardır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in aslında bize aynen geldiğini gösteren önemli delillerden birisidir. Bakın bunun dışında salat kelimesi, zekat kelimesi, mişkat kelimesi, hayat kelimesi. Bunlar salatta lamdan sonra mesela elifi çekiyoruz değil mi? Üstünü çekiyoruz. A, salat diyoruz. Zekatta keften sonra yine üstünle beraber üstün çekiyoruz. Üstünün çekeri eliftir biliyorsunuz. Evet. Zekat. Mişkat aynı, hayat aynı. Buralarda bu çeken, üstünü çeken elif gelmesi gerekirken hepsi de vav gelir bu kelimelerde. Mesela salatta buradaki lam elifi, lamı çeken oradaki üstünü vav'dır. Salat kelimesi vav ile yazılır. Zekatta, zekattan sonra keften sonra elif yazılması gerekirken vav ile yazılır. Mişkatta Nur suresinde geçer 35. ayette. Elifle yazılması gereken vavla yazılır. Hayat kelimesi elifle yazılması gereken vavla yazılır. Niye böyle? Bu dört harf, dört kelime niye farklı diğerlerinden?
Bilmiyoruz. Bunların hikmetini araştıran hiç çıkmamış. Maalesef işte bunlarda diyor Abdülaziz Debba Hazretleri büyük diyor hikmetleri vardır bilemediğimiz. Ama araştırırsa kanaat azanem burada yani çünkü ilmi huruf var yani harfler ilmi var. Evet. Bunun alimleri biz demişler bir harf için bir sayfalık bilgi yazarız yani bir sayfa yazarız manasını. Ben bir sahur sofrasında Hoca Efendi böyle niye orada yeri geldi lem harfinin manasını söylemişti böyle 4-5 cümleyle. Hayret ettim, ilk defa duydum yani duymuştum kendisinden. Hocam dedim ya böyle hani harflere varıncaya kadar bu kadar biliyorsunuz. Diyor, hani biz dedim siz de tefsir yani kendiniz de bunu ihtiyaç olarak hissediyorsunuz. 100 ciltlik bir tefsir sözü vermişti böyle ama fakat maalesef ne Hocaefendi'nin atmosferi ne genel atmosfer şu ana kadar böyle bir şey yapmadı ama şu anda inşallah herhalde bugünlerde Hocaefendi'nin İcaz-ı Kur'an ve İcaz-ül Beyan İşaret-ül İcaz Hazreti Üstad'ın temelinde çok enfes Bakara suresinin 25 ayetini bu şekilde açıklayan bir kitabı yayınlanacak. Son derece enfes, herkesin mutlaka Kur'an adına okuması gereken bir kitap. İşte bu çerçevede hani bir tefsir yapılsa belki 25 bakın 25 tane ayet, 25. ayet o da çok şey bitmiş. İman edip salih amel işleyenleri Cenab-ı Allah cennetlerle müjdeliyor. Hepimize nasip buyursun. Amin. O şekilde bitmiş. Bakın bu kitap 25 ayetin tamamı 480 sayfa. 480 sayfa. Yani 100 cilde tamamlanacak gibi. Çok rahat 100 cilde yani 100 cilde geçecek bir şey ama gönül razı oluyor ki Allah Hoca Efendi'ye sıhhat ömür versin. Fakat Hoca Efendi hassas bir insan. Yani kendisini hiçbir zaman en ufak bir şekilde satmayan, öyle ondan tamamıyla uzak bir insan. Bizim ondan emme bilmemiz lazım yani. Onu emme bilmemiz lazım. O ihtiyacı göstermemiz lazım. İhtiyaç olmayınca zaten bunlar ihtiyaç duymayana da verilmez. Yani ağlamayan çocuğa meme verilmez derler. Bunun gibi yani böyle harfler üzerinde yer harflerin manalarını bilen insanlar, buradaki manasını bilenler, zannediyorum niye bu dört kelime elifle yazılması gerektiği halde, lamdan sonra salat derken, lamdan evet. Sonra, zekat derken, keften sonra, müşkat derken, keften sonra, hayat derken, yağdan sonra, bunların manasını zannediyorum buradaki manaları anlatabilirler bize. Hocam, sonra mesela ulaike'de eliften sonra vav vardır okunmaz. Niye yazılıyor? Seyürüküm mesela ayette seyürüküm. Burada ama mesela bunu geçtiği bu yerde eliften sonra vav vardır. Bu Arapçaya ait bir şey mi Kur'an-ı Kerim tamamen için mi? Kur'an'a ait. Sadece Kur'an tamamen için. Kur'an'a ait bir şey. Zaten dolayısıyla yani Kur'an'ın aynen bize geldiğini bütün Efendimiz'den itibaren bütün Kur'an'larda bu harflerin bu şekilde farklı derece yazılması. Bunun başka örnekleri de var ayrıca. Üzerinde hocam inşallah bir ara duracağız. Verdikten sonra duracağız inşallah edelim. Yani. Bu bile dahi gösterir. Her harfinin Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu aslında hiç Allah bozulur. Kelamı olduğunu gösterir yani çok rahat. Kıymetli seyircilerimiz kısa bir ara tekrar beraber olacağız.